Bu reform detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Kıdem tazminatının yapısını bozarsanız bizi 1,5 milyon görmeyin. 15 milyonuz. Biz işçiler olarak asla bunu kabul etmiyoruz. Biz Vatan Partisi olarak buna kesinlikle karşıyız. Sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi Bakanlar Kurulu'na geldi. Açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun sunumuydu. AKP hükümeti işçilerin 65 yıldır aldığı kıdem tazminatına el uzatmaya başladı. Konunun şu anda olgunlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ilerleyen günlerde gerekli adımların atılacağını kaydetti. İlk sunumu yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde hem Bakanlar Kurulu ilgili bakanların hem de kamuoyunun ilgili tarafların görüşlerine dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır. Eğer kıdem tazminatımızda geri adım atılırsa eylem ve etkinlikler yasadan doğan hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Sendikalardansa tepki gecikmedi. Açıklama Türk İş'e bağlı Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayb Gül'den geldi. Gül, Türk İş kıdem düzenlemesini genel grev nedeni sayacağını vurguladı. Türk İş'in kongre kararları var. Kıdem tazminatına dokunulduğu an genel grev nedeni. Öte yandan hükümet sözcüsü Kurtulmuş, emeklilik yaşının ileri çekilmesine ilişkin bir düzenlemenin şu an gündemde olmadığını söyledi. Şu andaki mevcut emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme devam edecektir.